Ben yaygın kanaatin aksine ya da iktidar mahfillerinin çizdiği profilin aksine adayın Ekrem İmamoğlu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Tam aksine bu yargı kararı Ekrem Bey'in önünü kapatan ya da en azından oraya koca bir bariyer ören bir karardır yani. Ben burada tabii aslında soru cevap bizim yaptığımız bir söyleşi ama kendi görüşümü aktarayım. Bu vaziyette çünkü İmamoğlu'na ilgi epey büyüdü bu evet. yasak kararından sonra ve sosyal medyaya da kamuoyuna da yansıyan ya da kamuoyundan yansıyan genel şey şu, İmamoğlu'nun adaylığının ilanının tam zamanı diye bir baskı da var evet. CHP üzerinde. Evet. Eğer Kılıçdaroğlu bundan geri durursa ve İmamoğlu'nu aday göstermezse, kendisi aday olursa iktidar şöyle diyecek ya da şöyle bir algı yaratılacak. Muhalefet cephesinde, tabanında da Kılıçdaroğlu kendi kişisel hırsı yüzünden İmamoğlu'nu aday göstermedi ve kaybedersek bu yüzden kaybedeceğiz. Evet. Fakat Kılıçdaroğlu bundan çekinip İmamoğlu'nu aday gösterirse de Erdoğan'ın Demirtaş için söylediği üzere bu iş müdahaleyi yapar ve bu işi bitirirler. Yani tabii yargı ki. Aşaması hızla sonuçlandırılabilir ve İmamoğlu... bir kadikadaya dönüşür. Şimdi bu böylesi bir... Ben zaten o nedenle söyledim. Şimdi yani böylesi bakın, bir dilemmada Kılıçdaroğlu epey zor bir pozisyonda. Tabii ki. Ama Kemal Bey'in işini zorlaştıran... Yani bir dolu şey söyleyebiliriz ama bakın yani şu çok net. Türkiye bir değil, hukuk devleti, bir kanun devleti bile değil. Yani son örnekten yola çıkarak söylersek Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı tasarrufu bize bunu kanıtlıyor. Bu arada özür dilerim. 7 ay